Evet değerli izleyenler, ikinci bölümümüzde yakın planda sağlık konuşacağız. Yazar İhsan Tarakçı'yı gönderdikten sonra sağlıkla devam edeceğiz. Bu yönüyle de aslında bu programımız önemli olacak. Çünkü merak edilen birçok soruyu çok önemli bir isimden öğrenmiş olacağız. Peki kim bizimle birlikte? Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi sorumlusu, üroloji uzmanı, doçent doktor Erkan Ölçücüoğlu. Bugün Ankara'dan bir ismi ağırlıyoruz ama kendisi Elazığlı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elazığ ziyaretiniz nasıl geçiyor? Bunu da öğrenmek istiyorum önce. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elazığ ziyareti gayet güzel geçiyor. Hakikaten. Yani arada bir böyle hani farklı sebeplerle geliyoruz. Bu seferki gelişimiz de özel bir sebepti. Ama her türlü yani 3 günlüğüne geldim. Çok iyi geldi. Çok iyi geçti. Herkese gösterdiği ilgi için özellikle akrabalarıma teşekkür ederim. Şimdi sizi güzel karşıladık. Tabii ki birçok insan da merak ettikleri soruları sizden duymak istiyor. Tabii. Ben öncesinde izleyenlerden merak ettiği soruları olursa eğer WhatsApp ihbar hattı üzerinden de yönlendirmesini istiyorum. Burada hocam varken kendisine de birebir sorma şansını tabii yakalamış olacağız. Bugün peki ne konuşacağız? Tabii üroloji bölümü çok kapsamlı bir bölüm. Biz bugün böbrek naklini, böbrek hastalıklarını aslında konuşmuş olacağız. Dolayısıyla da 45 dakika içerisinde tabii ki ancak aslında yetecek. Evet. Bu konu. Tabii dediğim gibi merak ettiğiniz sorular olursa da hocama yöneltmiş olacağım. Öncelikle böbrek hastalıkları üzerine konuşalım evet isterseniz. Önce bunu anlayalım. Nedir böbrek hastalıkları, nelerdir? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi yani böbrek tabii vücudumuzda her organ değerli. Böbrekte her insanda iki tane bulunuyor. Ve en önemli vazifesi kanın temizleme görevi. Kandaki metabolik dediğimiz artık ürünleri idrar yoluyla dışarı atıyor. Başka fonksiyonları da var tabii, bazı hormonları üretiyor, tansiyonun düzenlenmesinde etkili bir organ. Böbrek hastalıkları dediğimizde böbreğin o kanını temizleme sırasında onun o görevini aksatan hastalıklar. Bu yapısal olabiliyor, yani böbreğin şeklinde ya da damarlarında sorun olabiliyor ya da esas fonksiyon gösteren hücrelerinde işlevsellik kaybı olabiliyor. Yani böbrek esas yapması gereken vazifeyi yapmıyor. Kanı temizleyemiyor. Kanımızdaki zararlı maddelerin idrar yoluna atım olayı gerçekleşmiyor. Dolayısıyla kanımızda o zararlı maddeler geziyor ya da atılamadığında hem şikayetlere yol açıyor hastalarda hem de diğer organların da birikerek onların da yani hem kendisinin çalışması sorun olduğu gibi diğer organların da çalışmasında sorunlar oluşmaya başlıyor. Böbrek hasta olduğunda tek başına sadece böbrek değil, kalp de etkileniyor, karaciğer de etkileniyor. Eğer şeyse o fazla bir sıvı alındığında, dışarıya atılmadığında bu sefer o sıvının işte karaciğerde, akciğerde göllendiği için hastalarda solunum sıkıntısı falan bir şekilde bir sistemin bir parçası ve bütün sistemi de arızalanan etkileyebiliyor. Şimdi vücut bizi nasıl uyarıyor peki? Nasıl hissediyoruz biz o vücuttaki rahatsızlığı, uyarıları? Şimdi en temelde tabii üre gibi şey halkın da yani milletimiz de çok iyi bildi işte üresi yüksek dediği. Üre toksik bir madde. Belli bir seviyeyi geçtikten sonra kanın pH'sını işte asidoz dediğimiz yöne doğru kaymasını sağlıyor. Böyle olduğunda bir şekilde hastalar o kan değerlerindeki bozulmaya bağlı halsizlik başta, böyle yorgunluk, kendisini güçsüz hissetme, yani iş gördüğünde erken yorulma tarzında önce öyle başlıyor. Kaslarında ağrı, böyle çok ufak işler bile yaptığında kaslarım ağrıyor, halsizlik var, sanki eklemlerim ağrıyor tarzında başlıyor. Bir süre sonra tabii eğer hastalık derecesine göre çok ileri aşamalara geçmeye başladığında yavaş yavaş akciğerinde sıvı göllenmesi dediğimiz, ayaklarında ödem dediğimiz şikayet, göz altında halk arasında çok olur, gözlerim altında şişlik var, böbrek rahatsızlığı mı? Ya bir sürü nedeni var tabii ama bir şekilde vücutta ödem dediğimiz belli yerlerde idrar, yani kanındaki fazla sıvının atılmamasına bağlı ödem gelişiyor. En belirgin bacaklarda, işte alt ekstremitelerde yavaş yavaş bir şekilde böyle hani eline bastırdığında cilt altında sanki böyle bir şey yastık varmış gibi bir iz kalıyor. Parmağınıza bastığınızda orada bir ödemi fark edersiniz.
ya da çok ayakta beklediklerinde ya da çok yürüdüklerinde akciğerde sıvı biriktiği için çok fazla nefesim daralıyor. Böyle hani 3 adım attığımda sanki böyle boğuluyorum tarzında. Akciğerde de sıvı birikince bu şikayetlere neden oluyor. Yani nefes darlığı, halsizlik, çabuk yorulma tarzında şikayetlere yol açabiliyor. Peki böbrek yetmezliği ile ilgili biraz konuşalım isterseniz. Nasıl buna yol açan faktörler, biraz önce de aslında değinmiş oldunuz. Neler söyleyeceksiniz bu anlamda, böbrek yetmezliğine sebep olan şeyler neler? Şimdi böbrek yetmezliğine sebep olan şeylerin bir sürü nedeni var. Biz bunu iki kategoride kendi ürolojide değerlendiriyoruz. Bunun bir yapısal nedenler, yani doğuştan gelen böbreğin genetik yapıya bağlı kalıtsal hastalıklar olabiliyor. Ve bir de bu şekilsel sorunlar olabiliyor. Yani bazı hastalıklar var ki böbreğin doğuştan kaliteli bir kumaşı olmuyor, öyle tabir edelim. Ve bir şekilde çok kolay yıpranıyor. Belli hastalıkları, belli enfeksiyonları, belli üretilen antikorlara karşı çok çabuk yıpranıyor. Bir de yapısal dediğimiz, işte böbreğin şeklinde bozukluk oluyor ya da böbreğin kanallarında darlık olabiliyor. Ve o kanallardaki darlık taşa neden olabiliyor, enfeksiyona neden olabiliyor. O enfeksiyon ve taş böbreğin çalışmasını tıkadığı için böbrek asli vazifesini yapmakta zorlanıyor. Yani böbrek yetmezliğinin temelde önlenebilir sebepleri var. Bir de yapısal, doğuştan gelen genetik hastalıklara bağlı olabiliyor. Tabii biz bugün tıpta daha çok uğraştığımız önlenebilir ve düzeltilebilir sorunlarla uğraşıyoruz. Genetik hastalıklarla ilgili tedaviler bir şekilde çocukluk yaşlarında daha erken fark ediliyor. Kaç yaşlarında daha çok görülüyor? Daha çok diyelim işte, şimdi artık günümüzde şöyle söyleyeyim, anne karnında artık çoğu gebe kadınlarımız takipte, ultrason yapılıyor. Ultrason yapıldığında çocuk anne karnındayken onun böbreklerinin durumu ne? Yani küçük mü, büyük mü? Bir genişleme var mı? Bir sorun var mı? Yani anne karında prenatal dediğimiz dönemde böbreklerde sorun olabilme ihtimalini artık görebiliyoruz. Yani anne karındayken tespit edilebiliyor. Temelde tabii daha dikkatli olduğumuz şeyler, anne babada bir daha önce bir böbrek hastalığı geçirmiş mi? Yani aile öyküsünü alıyoruz. Artık neredeyse başlangıç noktasına kadar, yani çocuk anne karnındayken bu kişide bir böbrek sorunu olabilmeyi tahmin edebiliyoruz veya öngörebilecek tetkikler yapabiliyoruz. Öngördüğünüz takdirde neler yapıyorsunuz? Yani peki, mesela diyelim bahsettiğim gibi böbrek eğer önünde bir darlık ya da bizim reflü dediğimiz hastalıklar var ya da mesanenin çok iyi gelişmediği, nörojenik mesane dediğimiz hastalıklar var. Onların tabii her hastalık kendi başına önlenebilir tedavileri var. Bazı bir kısmını biz takiple, yakın takip ederek, bir kısmını da belli ameliyat ve cerrahilerle yönetebiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi her şeye rağmen, belli ilaç ve ameliyatlara rağmen yapısal, yani kumaş olarak kötü olduğu için diyelim, bir şekilde kaçınılmaz bir süre sonra o hastaların böbrekleri yetmiyor, kan temizlenmiyor. Temizlenmediği için de biz o aileleri artık bilgilendirerek sizin çocuğunuzun artık böbreği bir ihtimal ya da bir öngörü şeklinde 3-5 yıl sonra yetmeyecek ve yavaş yavaş diyaliz eğitimine ya da hani hemen söylemiyoruz bunu ama ailenin o şey yol haritasını önüne koyuyoruz. Bu hastalığın ancak buraya kadar önleyebiliyoruz. Ya da eğer tabii bazı hastalıklar açısından söylüyorum. Şekilsel hastalıklar ya da bu bahsettiğim böbreğin çıkışında darlık ya da reflü ameliyatları, onları da ameliyatlara düzeltip hiçbir hasar görmeden ya da çok az bir hasarla o böbrek ömür boyu yetmesini sağlıyoruz. Artık şunu da söyleyebiliriz, hani aileye biz anne karnındayken bu hastalığın hem ilaç hem ameliyatla tedavi aşamalarını anlatıyoruz. Bir kısmını önleyebiliyoruz, yani kurtarıyoruz o böbrekleri, bir kısmını da kaçınılmaz şekilde diyalize doğru gidiyor. Şimdi bu etkenlerden biri de aslında tansiyon ve şeker hastalıklarının da etkisini görebiliyoruz. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Özellikle yetişkinlerde buna neden olmamasını, tetiklememesi için siz hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve tıptaki bütün yaklaşımlar artık temelde de aslında çok öncelerine de
hastalıkları önlemeye çalışalım. Tedaviden çok olmamasına nedenleri ortadan kaldıralım. Şöyle söyleyebilirim. Mesela şeker hastalığı tanısı konulduğunda muhakkak ki şeker bütün organlara zarar verebilen bir hastalık. Ama dünyada da en iyi tedavisini bildiğimiz bir hastalık neredeyse. Nasıl tedavi edeceğimizi, bütün aşamalarını bildiğimiz. Ama hani aşamalarından bir tanesi diyelim düzenli ilaçlarını saatinde alması. Egzersiz yapması, şeker için bahsediyorum, kilo almaması. Hani işte o verilen diyete uyulması, işte günde bir saat yürüyüş yapması şeklinde. Amaç şu, o şeker düzenli olduğu müddetçe, belli bir dengede tutulduğu müddetçe uzun bir süre hiçbir organa zarar vermeden götürebiliyoruz. Ama eğer siz şekerin temel tedavisinde ya da tansiyon için aynı şey geçerli. Yani siz tansiyon ilacınızı, diyetinize yani tuzlu yemeye devam ederseniz, ben yağlı yemeye devam ederim, işte kilo almaya devam ederim dediğinizde o böbreğin ne kadar sağlam olursa olsun bir şekilde günün sonunda belli bir süre sonra yıpranıyor. Ve ülkemizde de dünyada da hipertansiyon dediğimiz tansiyon ve şeker hastalığı erişkinlerde yani 18-20 yaş üstündeki insanlarda en sık böbrek yetmezliği nedeni. Onlarla ilgili tabii tavsiyemiz gerçekten her iki hastalığın tedavisine çok riayet etmeleri, riayet ettiklerinde o hastalıkla sürdürülebilir hayat devam edebiliyor. Ama diyelim hiç dikkat etmediniz. 2 yılda, 3 yılda diyelim şeker hastaları en şeyde, çünkü çok sert gidebiliyor, çok hızlı gidebiliyor. Böbreklerin yapısına hasar verip bir süre sonra da kalıcı hasar bırakıyor. Yani siz 5 yıl şekere dikkat etmediniz. İşte 6. senede dikkat ettiniz. O bazen şöyle diyor, orada bir kalıcı hasar var artık. O böbrek neredeyse %50'si gidiyor. Geri kalan %50 ile kanı temizlemeye çalışıyor. Hani bir aşama kırılma noktası oluyor. Dolayısıyla biz onlara şey diyoruz. İlk günden itibaren bu hastalığın tanısı konulduğunda daha dikkatli bir şekilde hani muhakkak o doktor arkadaşların önerileri şeklinde ilaçlarını, diyetlerine uyması ve kontrollerini aksatmaması. Peki kreatin değeri normalin dışına çıktığında müdahale etmek mümkün oluyor mu? Bu süreçte şimdi, siz neler yapıyorsunuz? Çok iyi bir soru sordun. Kreatin bir sürü nedenle bağlı artış olabiliyor ama sonuçta ilk kreatin yüksek olduğunda ilk aklımıza böbrek iyi çalışmıyor mu diye bakıyoruz. Ve hani bunun temelde şey kan tahlili verdiğimizde gördüğümüzde biz hemen bir ultrason yapıyoruz. Ultrasondaki bakış açımız böbreğin önünde bir sorun mu var? Yani böbrek kanı temizledikten sonra bizim o kanallarında idrarın geçişinde sorun mu var? Böyleyse birazcık kısmen şanslıyız. Yani çözülebilir bir neden olduğunu gördüğümüzde hemen çözebiliyoruz. Bazen yapısal olarak yani kreatinin böbreğin önünde bir sorun yok. Yani bir taş, bir tümör, bir darlık yoksa dönüp bu sefer acaba böbreğin kan akışında bir sorun var. Böbreğe gelen kanda mı bir sorun var? Yani prerenal dediğimiz kalbin çalışmasında, kalbin kanı böbreğe göndermesinde sorun var mı? Onu araştırıyoruz. Bu arada tabii ki böbreğin parenkimal yapısı dediğimiz çalışan fonksiyonel kısmında bir genetik ya da altyapı parenkim hastalığı var mı ona bakıyoruz. Yani kreatin yüksek olduğunda da her üç nedeni ortaya koyup sebep eğer idrarın akışında bir problem varsa onu düzeltmek. Eğer kalpte sorun varsa onu düzeltmek ya da böbreğin kendisinde yapısal bir parenkim sorunu varsa da ona göre de ilaç tedavisini düzenliyoruz. Peki bu kreatin değeri kaç olduğunda nakil gerekli? Şöyle nakil net bir değeri yok ama kreatinin değeri bazı insanlar için söyleyelim. Mesela yaşa göre GFR hesaplaması da var. Şunu demeye çalışıyorum. Kreatinin kadar GFR değerine bakıyoruz. Bu böbrek yetmezliğini şöyle biraz daha başa alırsam belli aşamaları var. Yani bir insanın böbreği yetmediğinde hemen diyalize almıyoruz. Ama bir hasar varsa diyelim kreatini 1,5. O hastayı çok yakın takip ediyoruz. Bazen bu hasta 1,5-5 yıl böyle gidiyor. Çok düzenli bir hastaysa. Ama bazı hastalıklar ne yaparsanız yapın hemen hızlıca kreatin 5-6 dediğinde öyle bir ortalama söyleyebilirim. 5-6'ya geldiğinde artık diyoruz ki yavaş yavaş senin böbreğin yetmiyor. Yani var olan rezerv artık tamamen tükenmiş. Ve bir GFR değeri değerlendiriyoruz. Bu da çoğu zaman onun altında olduğunda glomerül filtrasyon hızı diyoruz biz ona. Kısaltmışı GFR.
onun altına düştüğünde onun bir hesaplama yöntemi var. Aileye, işte hastanın, başta hastanın kendisine ve ailesine diyoruz ki artık senin bir tedavi seçeneğine gitmen lazım. Ya diyaliz ya da böbrek nakli için bir bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Hani bundan sonra hayatına ya diyalizde ya da böbrek nakliyle devam etmen gerektiğini onlara anlatıyoruz. Tabii onların yaklaşımı, eğer ülkemizde böbrek nakli ile ilgili iki tane temel tedavi prosedürü var. Ya böbrek nakli kadavra listesi var. Ülkemizde onu Sağlık Bakanlığı'nın muhtesinde olan organ nakli koordinasyon merkezi var. Oraya ismi yazılıyor. Eğer bir organ çıkarsa, artık bu bazen bir yılda, bazen beş yılda, bazen 15 yılda, o böbrek o listeye bakılarak, değerlendirilerek o hastaya sunuluyor. Ya da ailesinde, akrabalarında, birinci derece akrabalarında ve dördüncü dereceye kadar bir verici varsa, uygun sağlıklı bir birey varsa ondan böbrek nakli yapıyoruz. Bir şekilde yani bir süreci anlatıyoruz. Sürecin ailelerin durumuna, yaklaşımına ve imkanlarına göre ya böbrek nakli ya da diyaliz. Peki bu süreç nasıl işliyor hastalarla konuştuktan sonra? İlerleyen süreçte hangi aşamalardan geçiyor hastalar? Şimdi birinci şey şu tabii, yani biz aileye söylüyoruz. Yani senin artık bu kanının ancak ya bir makineyle temizlenmesi ya da yeni takılacak bir böbrekle temizlenebileceğini söylüyoruz. Orada tabii örneğin varsa eşi, anne babası, onların bir verici olup olmama durumunu anlatıyoruz. Verecek kişinin kan grubunu en başta, hem sağlık durumu, genel sağlık bir sorun olmayacak. Yani çoğu zaman böbrek verecek kişinin nasıl birisi olması gerektiği gibi bilgilendirme yapıyoruz. Hani tansiyon hastalığı olmayacak, şekeri olmayacak, daha önce böbrek ameliyatı olmamış olacak ya da bir kanser hastalığı olmamış olacak. Ailede böyle bir yakın eşi, anne babası, kardeşleri, başta birinci derece, sonra dördüncü derece dediğimiz işte kuzenler, amcalar, halalar, onlara kadar bir kendi aralarında konuşmasını, yani bunun da gönüllülük esası olması gerektiği. Yani malum ülkemizde her zaman bir spekülatif, birazcık da acı bir tarafı, hani organ naklinde belli ticari ya da tehditler diye tartışması var. Dolayısıyla bizim kanunlarla sınırlandırılmış dördüncü dereceye kadar akrabaların kendi içerisinde gönüllülük esası üzerinden böbrek verisi olabilmeleri. Aileye bunları sunuyoruz. Varsa öyle bir ailenizde bu konuda bir çözüm öneriniz, onu hani kendileri tabii işte kardeşim verecek dediğinde biz onun kan grubuna bakıyoruz. Verecek kişinin sağlıklı böbrekleri var mı? Eğer o tek böbrekli kalırsa bir risk oluşur mu önce sonraki hayatında? İşte yaklaşık olarak 40-50 tane tetkik yapıyoruz. Yani kalbi sağlam mı, akciğeri sağlam mı? İşte idrardaki belli kriterler var. Mesela idrarda protein kaça olmaması gerekiyor. Belli hastalık, mesela psikiyatriye gönderiyoruz. Bu kişi ameliyat olacak, durumu kaldırabilecek mi diye. Şöyle diyebilirim, yaklaşık olarak 40 tane noktadan kontrol edilerek, yani bir sürü tetkik yapılarak ve en son kendi gönüllü rızası onamı alınarak o kişiden böbrek alınıyor. Değilse, hani akrabaları yok, işte eşi veremiyor, hem sağlık hem de kan grubu tutmuyor mesela, o zaman akraba dışı vericiler diye bir tanımlamamız var. Bunlar akrabası olmayan birisi, pekala, yani diyelim insanlar gerçekten çok iyi dostluklar kurabiliyor ya da bir şekilde o özveri gösterebiliyor. Akrabası değil ama böbrek vermek istiyor. Genelde bizim merkezimize başvurduğunda onu, biz akraba dışı diye bir etik kurulumuz var. Bizim değil aslında, Sağlık İl Müdürlükleri uhdesinde vericiyle hasta olan kişi merkezimizde dosyasını hazırlıyoruz. Sonra bunu etik kurula gönderiyoruz. Yani burada bu kişi bu böbreği buna gönüllü bir şekilde akrabası olmadığı halde vermek istiyorsa o kurula bütün bilgilerini veriyoruz. Yani o kurula sunduğumuz dosyalarda bu kişinin bunu niye vermek istediğini, akrabası mı değil mi, nüfus kütüğünü, yani bir sürü şey var böyle. Orada da bizim dışımızda il kurulu şeklinde, il etik kurulu
oranında işte emniyetten diyelim, işte Barolar Birliği'nden bir sürü il yönetimindeki arkadaşlar dosyayı inceliyorlar. Diyor ki burada akrabası değil ama böbreğini verebilir ya da veremez. Yani başta akrabalarına sunuluyor. Verisi var mı? Yoksa akraba dışı birisi varsa onu da Sağlık İl Müdürlüğü'ndeki etik kurulundan olur alarak böbrek nakli yapıyoruz. Peki Türkiye'de böbrek nakli konusunda ne aşamadayız? İlerleme kaydediyor muyuz? Tabii ki siz yani diğer ülkelerde de gelişmeyi takip ediyorsunuzdur. Tabii. Bu noktada biz neredeyiz? Şöyle söyleyeyim. En iyi hasletlerimizi biraz bazen kötü bir şekilde, hani şöyle diyelim, kötüden kastım. Mesela kadavrada çok kötüyüz. Evet. Yani özür dilerim. Kadavrada dünyada yani kendi ülkemize hiç yakışmayacak bir yerdeyiz. Şöyle açıklayayım. Normal bizim kendi aramızda böbrek organ nakli yapan hekimler olarak hepimizin istediği şey çoğu zaman kadavradan bir organ alıp bir başka canlı bir bireyi riske atmadan. Çünkü canlıdan organ nakli yaptığınızda sağlıklı bir bireyi ameliyat masasına alıyorsunuz. Onu anestezi veriyorsunuz. Bir şekilde ameliyatların her türlü ameliyatta bir komplikasyon riski var. Yani hiçbir sorunu olmayan birisini bir ameliyat masasına yatırmak başlı başına bir risk. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, mesela İspanya bu konuda çok gelişmiş bir noktada. Milyonda 75 oranında kadavra bağışı var. Bizde ise milyonda 15-20. Yani şuna demeye çalışıyorum. Neredeyse onların 6'da 1'i, 5'te 1'i kadar ancak kadavrada organ elde ediyoruz. Bunun temel sorunu şu. Yani ülke olarak aslında kadavradan organ bağışını daha çok özendirmek istiyoruz. Yıllarca bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız bir kampanya yürütüyor. Belli sorunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu insanda beyin ölümü gerçekleşti. Bu organlar artık yani bu insan uyanmayacak, uyanamayacak, makineye bağlı kalacak. Belki bir süre sonra da o makine de faydası olacak. Tabii bu beyin ölümü tartışması bu çok geniş bir konu. Yine belli hekim arkadaşlarım belli tetkikler üzerinde çok o hasta için her şeyi yaptıktan sonra verdikleri bir karar. Ülkemizde biz Ankara Şehir Hastanesi'nde bununla ilgili bir ekibimiz var. İnsanlara diyoruz ki yani bu artık mukadderat. Yani bu insanda ölüm gerçekleşmiş. Bu organları bağışlayın ki organ bekleyen insanlara şifa olun. Bu konuya geldiğimizde bir direnç var. Yani burada bir böyle kaygı diyelim. Ona da tabii biraz saygı duyuyoruz ama orada istenilen seviyenin çok çok uzağındayız. Bu tarafa döndüğümüzde canlıdan bağışla biraz iyiyiz. Yani aslında sözünüzü bölüyorum. Evet. Daha önceki sağlık programlarında da dile getirilmişti bu. Aslında bir bakıma şaşırtıcı. Biz biraz da bu konulara duygusal bakıyoruz benim anladığım kadarıyla. Yani sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Bir de ondan aslında organlarının alınması bizi biraz duygusal anlamda etkiliyor. Evet. Ama baktığımız zaman bir kardeşimizin, annemizin, babamızın böyle bir durumu olduğunda hiç düşünmeden verebiliyoruz. Evet. Yani bu aslında her olaya biraz daha duygusal bakmamızdan ve biraz da batıl inançların da etkisi var aslında. Ya şöyle bazen söyleyeyim. Şimdi insanlara şunu söylüyoruz. Siz hani bir özveri tabii ki canlı bir insanın kendini ameliyat masasına yatırıp sevdiği bir insana böbrek vermesi saygı değer bir şey. Ama biz diyoruz ki bunu yapıyorsanız bir yakınınız vefat ettiğinde ya da siz vefat ettiğinizde yakınınıza ya benim organlarımı bağışlayın zaten ben canlıyken bile vermek istediğimizde vermek istiyor. Yani çok değerli bir şey. Yani canlıyken bu özveride bulunmak çok değerli bir şey. Ama kadavraya geldiğimizde daha kolayı zorlaştırıyoruz. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş bir sevdiğimizi. Bununla ilgili o dediğiniz gibi o duygusal anlık anlatmak zor tabii. Yani sevdiğiniz bir insanı kaybettiğinizi kabullenmeniz bir süreç. Belli bir dille, belli bir nezaketle, belli bir şeyle bununla ilgili tartışmaları da yapıyoruz. Yani bir insanın sevdiğini kaybettiğinde hadi ben işte organları bağışladım gittim demesi mümkün değil. Bu yüzden çoğu zaman bir bilgilendirme yapıyoruz.
Yani bu hastalığın aşamaları bunlar. Bununla ilgili manevi destek birimleri, hekim arkadaşlarının günübirlik değerlendirmesi mesela. Hani hasta için her şey yapıldığını anlatmak gerekiyor. Yani o beyin ölümü gerçekleşmiş hastalığı artık hani biz elimizden geleni yaptık. Gerçekten bunu böyle yapıldığını vatandaşlarımız emin olabilirler. Yani hiçbir hekim, hiçbir hastasının beyin ölümü gerçekleşmiş istemez ama bu da bizim işimizin ya da bu hastalıkların ya da hayatımızda olan bir süreç. Öyle olduğunda aile birazcık usulü erkan içerisinde ve gerçekten tıbbi gerekçeleri öne koyarak anlatıyoruz. Ama burada gerçekten hani hep ben 20 yıldır bu işin içindeyim. Bir arpa yol gidemedik diyebilirim. Çok üzücü. Çünkü evet. Avrupa'ya gittiğimizde ya sizin insanınız çok duygusal, çok özverili. Hakikaten hani bu çok değerli bir şey. Evet. Kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yaşarken böbreğini vermek istiyor, ölürken vermiyorsunuz. Yani bu biraz çelişki değil mi? Anlatırken tabii biz de onlara bazen yani şey diyoruz, yani vatandaşımız o acı esnasında ona da biraz saygı duyarak yapmıyoruz. Mesela Avrupa ülkelerinde birazcık daha durum farklı. Bazı ülkelerde kişi beyan etmişse organ bağışını, şu anda bizim Sağlık Bakanlığımızda devlet üzerinden de var organ bağışı kısmı. Mesela İspanya'da siz organlarınızı bağıştığınızda, bağış yaptığınızda, beyan ettiğinizde kendi beyanınızla Allah korusun vefat eden kişi genç olduğunu düşünelim. Önce bakılıyor bağış yapmışsa ailesine sorulmadan direkt organlar bekleyen hastalara dağıtılıyor. Ama bu bir yandan da etkidir. Yani bu bakımdan önemli, buradan da hatırlatmak gerekiyor. Vatandaşlar aslında olur da tabii ki Allah korusun ama hayatını kaybederse eğer alınabilecek durumdaysa bunu kendileri beyan edebiliyor ve bu sayede aslında yakınları bunu, aslında bu hasta ya da bu vefat ettiğinde bu vatandaş bunu beyan etmiş, istemiş dediklerinde bu daha aslında ikna edilebilir bir duruma evet, geliyor. Yani şöyle bizdeki, bu noktada vatandaşları uyarabiliriz biz, aslında. Bir tane hep şunu söylüyorum. Yasal anlamda aile bireylerinden izin almak zorundayız. İki taraflı olarak ya da karşılıklı olarak bir anlaşma sürecine girildi ya da yakınından biriyle, birinci derece yakından biriyle anlaşma sağlandı ve uyum da görüldü. Bu süreçte neler yaşanıyor peki? Donör ve alıcı arasında yaş farkı örneğin mesela etkili oluyor mu? Kaç yaş arasında böbrek nakli olunabiliyor mesela? Yasal anlamda şu var, 18 yaş altındakiler organ bağışı olmuyor. Üst sınır açısından bir dönem 65 yaş bir kırılma yaşıydı. Yani yaşlı kabul ediyorduk ama günümüzde insanların ortalama yaşam süresi uzadığı için 75-78 yıla çıktı. Yani 70 yaşında birisi geldiğinde çok sağlıklıysa, böbrek kan değerleri normalse, ek hastalığı yoksa ve ailede başka bir verici de yoksa onu da kendi aramızda bir ekiple, nefroloji doktoru, anestezi doktoru, kardiyoloji doktoru ve diğer immünoloji doktoruyla birlikte oturup geniş bir hekim grubuyla, yani bir üst yaş sınırı yok, onu söyleyebilirim. Genel itibariyle tabii şöyle bir şey var. 40 yaşından sonra insanların böbrekleri yavaş yavaş yıpranıyor. Yani çok sağlıklı da olsanız 40 yaşından sonra böbrek biraz kalitesi düşüyor. Dolayısıyla bizim çoğu zaman istediğimiz kadavra, onu başta hep söyledim, organ bağışı yapılması. Yaş sınırı yok ama 30-40 yaş aralığında 50 yaşındaki kişilerin verici olması, onlar alınan böbreklerin daha uzun süreli çalıştığı. Yani siz canlı 30 yaşında bir bireyden bir organ aldığınızda yaklaşık olarak iyi bir sağlıklı yaşam devam ettiğinde, ilaçlarını düzgün aldığında, kontrollerine gittiğinde, nakilden sonra 13-14 yıl, hatta bu 30 yıla çıkan hastalar da var. Dolayısıyla ne kadar genç bir bireyse daha az yıpranmış bir böbrek olarak kabul ediyoruz. Ve onlar çok daha uzun süreli vazife görüyorlar. Peki diyalize girmeden önce nakil daha mı iyi sonuç verir? Yoksa bu aslında yanlış bilinen... Biraz yanlış bilinen bir şey. Şöyle özür dilerim. Diyalize girmeden önce
Yani diyelim bazen hastalar bize soruyor, diyor ki hocam ben birkaç yıl diyalize girip sonra nakil olayım. Hı hı. Şimdi diyaliz süresine doğru gittiğimizde diyaliz evet hani etkili bir tedavi yöntemi ama mutlak o bütün sorunları ortadan kaldırmıyor. Yani diyalize giren bir hasta bir süre sonra her ne kadar kanını temizlesek de bazı şeyleri tam temizleyemiyoruz. Kalbinde, akciğerinde, karaciğerinde yine vücudun zararlı maddeleri birikiyor. Ve biz 5 sene sonra bize diyalize girmiş bir hasta geldiğinde onları ameliyat sonrası yönetimimiz birazcık daha zorlaşıyor. Damar yapıları daha sorunlu hale geliyor. Yani 10 yıldır diyalize giren bir hastanın ameliyat sırasında damarları çok daha olumsuz etkilenmiş oluyor. Ve biz diyalize eğer bir canlı vericisi varsa çoğu zaman biraz önce anlattım GFR değerine bakıyoruz. Yavaş yavaş aileyi bilgilendiriyoruz. Varsa bir vericisi diyalize girmeden tabii ki o zamanlamayı çok doğru yapmak lazım. Günümüzde kendi aramızda da tartışıyoruz. Mümkün mertebe var olan doğuştan gelen böbreği son raddeye kadar kullanmak, diyalize girmenin hemen bir önce aşamasında da hazırlık yapıp nakil yapmak, hı hı, daha sağlıklı. Diyalize girmeden böbrek nakli olmuş hastalarda yaşam süresi ve yaşam kalitesi çok daha fazla. Hı hı. Peki birinci derece yakınlarımıza, ikinci, üçüncü derece yakınlarımıza sorduk diyelim ki uyum için baktılar ve tetkikler sonucunda uyumu çıkmadı. Daha sonra sıraya girmek gerekiyor. Oradaki işlem nasıl oluyor? Size nasıl öncelik veriliyor? Bunlar neye göre değerlendiriliyor peki? Şimdi şöyle, diyalize artık karar verildiyse yani vericisi yok. Ülkemizde hani aile diyor ki benim yakınlarımdan veya akraba dışımdan bize böbrek verecek ya da böbreğe uygun olacak kimse yok. O zaman bizim her hastanede, özellikle 3. basamak hastaneleri de söyleyelim, organ nakli koordinatörleri var. Yani diyaliz merkezinde diyalize girdiğini nefroloji doktoru rapor çıkarıyor. Çıkardıktan sonra bir organ nakli bekleme listesi var. Buna başvurmasını öneriyoruz. Diyoruz ki yani size en yakın, şimdi ülkemizde organ nakli bölgeleri var. Yani böyle coğrafi bölgeler gibi. Hı hı. Mesela Elazığ'daki Elazığ, Malatya, işte birkaç şehir daha bir bölge kabul ediliyor. Orada bölge organ nakli merkezleri var. Şöyle hastanedeki böbrek nakli hemşiresi, koordinasyonda sorumlu hemşire var ya da bir ünite var. Oraya gidip kendi beyanıyla o listeye yazılıyor. O liste önce bölge merkezinde bir sıraya konuluyor. Sonra Sağlık Bakanlığı'nın UTES'deki Ulusal Koordinasyon Merkezi o liste, o sırada duruyor. Yani bir yazılım, bir tiz sistemi var. Orada bir organ çıktığında, mesela Elazığ'dan bir organ çıktığında önce bölgeye böyle bir organ var. Yani sizde bekleme listesi olan hastalara sunuluyor. Orada eğer bir de şu var tabii, ülke genelinde bazen acil listesi var. Yani bazen mesela biz Ankara'dayız, İstanbul'da bir hastaya acil böbrek lazım. Bize sunulmuyor, direkt oraya gönderiliyor. Bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın yönettiği bir süreç. Hı hı. Dolayısıyla şöyle, bir kişi listeye yazılmak istediğinde önce 3. basamak bir hastanede orada bir merkeze başvuruyor. Ben organ bekleme listesinde ismimin yazılmasını istiyorum. Orada belli tetkikler yapılıyor. İşte doku tiplendirmesi, kan grubu, işte ne kadar süre diyalize giriyor, ek hastalıkları var mı? Bir sürü verisi tutuluyor. Bazen dedim ki ülkemizde ortalama bu 7-8 yıl, bazen işte pandemi döneminde çok daha az o kadavra çıktı. Bir süre orada bekliyor. İşte haberlerde de olduğu gibi gece yarısı hastayı arıyoruz. Bir böbrek çıktı, size uygun olduğunu düşünüyoruz, merkezimize gelin diye davet ediyoruz. Sonra belli tetkikler yapıp ona organ nakli yapıyoruz. Ama işte bu ülkemizde maalesef kadavra açısından hastalar çok uzun süre bekliyor. Bazen hastalar listeye yazıldığını da unutuyor. Hocam diyor, ben hiç haberim yoktu. 2 yıl önce 20 yıldır bekleyen bir hastaya biz nakil yaptık. Hı hı. Tamamen bütün umutları tükenmişti. Ama yani o liste düzgün bir şekilde duruyor. Umut çok değerli bir şey. Günün birinde organ çıktığında da arıyoruz.
Pandemi sürecinde de aslında bu süreç biraz daha duraksadı diyebiliriz. Zaten az olan sayılar biraz daha azaldı aslında. Bu bakıma farklı açıklamalarınız da vardı. Biz zaman zaman ekranlarımıza da getirmiştik. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Tekrar eski haline dönebildi mi? Bir duraksama sürecinde mi hala? Şöyle arada biraz şöyle pandemide tabii gerçekten bir bilinmezlik vardı. Şimdi Covid gibi bir mikrobu biz tabii böbrek naklinde en kritik aşamadan bir tanesi böbreği bulmak, böbreği başarılı bir şekilde takmak, bir de başarılı bir şekilde tedavi edip kontrollerini yaptırmak. Ve bu ilaçların birçoğu savunma sistemini baskılayan ilaçlar. Yani böbrek nakli olmuş bir hasta COVID'e yakalandığında çok daha ağır yoğun bakıma gidiyor, hatta ölüme kadar gidiyor. Çünkü onların biz verdiğimiz ilaçlar vücudun bir mikroba karşı çok savaşmasını, yani saldırı özelliklerini biraz baskılıyoruz. Çünkü taktığımız organın da her ne kadar başka bir insandan olsa ona karşı saldırıyor vücut. Yani reddedebiliyor. Reddetmesinde immünsüpresif ilaçlarımız var. Bu immünsüpresif ilaçlar bizim savunma hücrelerimizle baskılıyor. Bu yüzden biz pandemi döneminde diyaliz hastalarını çağırdığımızda şunu da hesaba katıyorduk. Bu ilaçları verdiğimizde eğer COVID ise ya da organ bağışı açısından söyleyelim, verici kadavra hastasında COVID var mı? Çok tetkik yapıyorduk. Zaten hani kısıtlı bir kaynak vardı. Pandemi bu süreci bayağı kıstı. Halde de istenilen düzeyde değiliz. Evet, pandemideki kadar değil ama böyle de hani çok iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyemeyiz. Peki bu sürece yeni başlayan tabii ki uzun soluklu bir süreç içerisinden geçecekler. Yorucu da olacak. Bu süreçte maddi olarak nasıl etkileneceklerini de ister istemez tabii ki merak edecekler. Bu süreçte ameliyatlar ücretli mi? Bu süreç içerisinde tedavi sürecinde aslında ne kadar maddi olarak etkileniyorlar? Devletin bir desteği oluyor. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Ya şunu söyleyebilirim. Hani biraz farklı yere çekilmesin meslek açısından ama Türkiye'de gerçekten sağlık sisteminin ücretsiz olduğunu biliyoruz. Şu anlamda zaten bir böbrek yetmezliği hastası olan bir hasta, diyalize giren bir hasta engelli, %90 engelli kabul edilip bir şekilde bütün sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanıyor. Yani diyaliz açısından da böyle, organ nakli açısından da böyle. Bütün organ nakilleri ülkemizde vatandaşlarımıza ücretsiz hem ameliyat hem ameliyat sonrası ilaçları ücretsiz olarak veriliyor. Bu yönde hani herhangi bir ücret hiçbir kamu kuruluşunda talep edilmiyor. Tamamen devletin sosyal güvenlik kurumu tarafından ödeniyor. Ek bir ücret talep edilmiyor. Hem ilaçlar açısından hem ameliyat açısından bütün giderler karşılanıyor. Şimdi tabii ki uzun soluklu bir tedavi süreci. Nakil olduktan sonra da bu süreç devam ediyor tabii. Aslında. Bakım daha sonra tekrar size geliyor. Yani uyumlu mu, uyumlu değil mi? Bunun takibini de yapmak tabii. Zorunda kalıyorsunuz. Bu süreç nasıl ilerliyor peki? Siz nakilli hastaları nasıl takip ediyorsunuz? Şimdi şöyle, bizim birinci maddemiz, biz çoğu zaman ailelerle görüşme yaptığımızda onların uyum problemi varsa, yani şöyle söyleyelim, herhangi bir tetkiye başlamadan önce hastalara şunu söylüyoruz. Böbrek nakli olduğunuzda bundan sonra düzenli kontrole geleceksiniz ve ilaç alacaksınız. Çünkü yaptığımız işin kırma noktası şu. Yani hakikaten bir, çok büyük bir ameliyat. Vücuda bir şekilde yabancı bir başkasından organ getirip nakil yapıyorsunuz. Ve vücut sürekli ona saldırma eğiliminde. Onlara çok, yani günümüzde ağır derken yanlış noktaya gitmesin ama normal insanlara vermediğimiz ilaçları veriyoruz. Şöyle, immünsüpresif ilaçlar. Bunların dozunda, zamanında ve düzgün alınması şartıyla kabul edilebilir yan etki oranı var. Ama mesela şunu söyleyelim, çoğu zaman bakıyoruz hastaya, bu hasta kontrole gelmeyecek. Kendi adımıza orada o kararı, o izlenimi görürsek, istediğiniz kadar uyumlu vericileri olsun, nakil yapmıyoruz. Yani hastaya ilk koşulumuz, böbrek nakli olduğun bir daha gelmeyeceksin hastaneye falan değil. Tam tersine hem bunun eğitim kısmı var. Yani ameliyat öncesi hastaya işin ciddiyetine farkı varması açısından. Örneğin yine pandemide
biz hastalara şunu söylüyoruz. Yani işte evet daha sağlıklı bir hayatın olacak ama maskesiz gezmeyeceksiniz. İşte çok kalabalık yere gitmeyeceksiniz. Peki ilaç tedavisi ne kadar sürüyor? Ömür boyu. Yani ömür boyu böbrek ilaç nakli, kullanmak tabii tabii ömür boyu böbrek nakli, o böbrek çalıştığı müddetçe, hasta üzerinde durduğu müddetçe belli ilaç dozunda bizim böbrek naklinde özellikle 2 veya 3 ilacımız var. Ve o ilaçları da belli bir dozda tutarak sürekli alması gerekiyor. Onlara riayet ettiğinde zaten hastaya bunu anlatıyoruz. Başarılı bir ameliyattan sonra en temel ikinci aşama, yani ameliyat iyi geçti ama ilaçları düzgün almazsanız bir ay sonra gelip o böbreği biz çıkarmak zorunda kaldıklarımız oluyor. Ya da 3 yıldır hiç doktora gelmemiş. Yani zaten 3 yıl beklemez o zaman o böbrek ama yani yine hastaneye gelir. Geliyor diyor ki ben bir aydır ilacımı almadım. Yani biz o zaman tabii kendi adımıza bir daha düşünüyoruz. Ya keşke bu böbreği takmasaydım. Çünkü hem tıbbi anlamda çok riskler alarak yapıyoruz. Hem de o hasta yani biraz üzülerek bunun kıymetini bilmediğimizde kendimizi sorguluyoruz. Keşke o yüzden başında da söyledim. En temel birinci basamak psikiyatriye gönderiyoruz. Kişinin psikiyatrik durumu, duygu durumu, mental durumu bu hastalığın tedavi yönetimine uygun mu? Yani uyumlu bir hasta mı değil mi diye psikiyatri onayı alıyoruz. Peki daha sonraki yaşam standartlarında neler değişiyor? Bunu hem böbreğini veren kişi için soruyorum hem evet. de alan kişi için. Yaşam standartlarında değişiklik oluyor mu? Mesela böbreğini veren kişi bu yaşam standartlarını nereye kadar biraz daha düşük ilerletmek zorunda Şöyle kalabiliyor? Şöyle söyleyeyim, zaten birinci kural şu. Önce zarar verme. Sağlıklı bir birey bize geldiğimizde yani şöyle böbrek nakli olduktan sonra geriye kalan böbreğin ona yetip yetmediği ile ilgili bir sürü tetkik yapıyoruz. Yani tek böbrekli kaldığında hastaya da tabii anlatıyoruz. Diyoruz ki bundan sonra tek böbreklisin. Daha yakın derken yılda bir kez aile hekimine ya da üroloji, nefroloji doktoruna gidip ben tek böbrekliyim. Bir kan tahlilime, ultrason, idrar tahliline baktırmasını istiyoruz. Arada bir tansiyona baktırmasını istiyoruz. Çok fazla kilo almamasını istiyoruz mesela. Yani obezite kayışını önlemeye çalışıyoruz. Daha ötesi sigara, alkol tüketimini yasaklıyoruz. Ve bir şekilde ona şunu söylüyoruz. Eğer bunlara dikkat ederseniz, yani yine sağlıklı beslenme ve kontrollere devam ederseniz ömür boyu bu tek böbrek %99.9 götürür. Hı. Ama yok ben işte tek böbrekli olsam yani kilo almaya devam, yağlı tuzlu yemeye devam ederse işte belli tüketimleri, alışkanlığı değiştirmek istemezse o zaman tabii ki bir risk. Hatta bazen hastalar ben yine böyle bildiğimi okurum dediğinde biz donör adayı olmaktan çıkarıyoruz. Yani vericiler için hem bir ön tetkik aşamasını başarılı geçmez hem de ameliyat sonrası önerilerimizi bir görüşmeyle anlatıyoruz. Alıcı için ise ya onlar çok zaten çünkü şunu söyleyebilirim. Bir diyaliz hastasının hayatı çok kolay değil. Yani haftanın 3 günü bir cihaza bağlısınız. Onlar çoğu zaman bize söylüyor. Hocam diyalize geldikten sonra ancak evde uyuyabiliyorum. Çok halsizim diyor. Ertesi gün biraz kendine gelebiliyor. İstediği kadar istediği yemeği, su içemiyor. Dışarı çıkamıyor mesela. Çok böyle fazla efor sarf edecek işleri yapamıyor. Ya da ne bileyim şeyse bir mesleği varsa onu yapamıyor. Zaten memuriyet anlamında diyalize giren hastalar için emekli oluyor ama diyelim bir serbest meslek ya da esnaf olduğunu düşün. Hocam bugün diyalize gidiyorum. Ertesi gün yorgunum. Ertesi gün dükkana geldiğimde çok hani böyle rahat değilim. Velhasıl sosyal hayatında ve iş hayatında çok başarılı olmuyor. Hı hı. Onlara böbrek nakli bir can simidi gibi geliyor. Hı hı. Ya onlara böbrek nakli yaptığında daha önceki hayatında yaptıklarının %90'ını yapıyor. Yani daha sosyal hayata daha iyi katılıyor, iş hayatına daha iyi katılıyor. İstedikleri bir seviyeye kadar istediği gıdaları tüketebiliyor. Dolayısıyla onların hayatlarında daha büyük bir dramatik bir iyileşme oluyor. Ama onlara da şunu söylüyoruz. Bu kadar sağlıklı yaşamayı hak etmek için de düzenli takip, düzenli ilaç alımı ve belli hijyen kurallarına dikkat ederek hayata devam edebilirsin diyoruz.
Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Aslında merak edilen birçok soruyu sizden cevabını almış olduk, sormuş olduk. Şimdi son bir mesaj var, onu okuyacağım. Süremiz çok az kaldı, bitirmek zorundayım. Erkan hocama selamlar, sevgiler. Hocamızın yardımseverliği özelliğini unutmayalım. Tüm hemşehrilerimizin sorunlarına Ankara'da yardımcı olmuştur demiş. Ali Yeşilkaya selamlarını iletmiş. Çok az bir süremiz kaldı, hatta doldu diyebilirim. O yüzden programı bitirmek zorundayım. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Merak edilen soruları yanıtladığınız için. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Birçok konu konuşmuş olduk aslında. Böbrek nakli konusu üzerine biraz daha düşünmesi gerekiyor insanların ve hiç bu hastalığa yakalanmadan, tedavi sürecine yakalanmadan önce aslında tedbirleri alması gerekiyor demek ki istiyorum son olarak. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.